Merhaba sevgili dostlar. Bugün Bayburt'ta gezerken Bayburt'umuzun ünlü ozanlarından Aşık Süphani'ye denk geldik. Kendisi bizi Çoruh kenarında çaya davet etti. Şimdi birlikteyiz onunla. Evet ozanım. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? Teşekkür ederim Kadir Bey. Bu vesileyle siz de gurbetten sıraya hoş geldiniz. Sağ olasınız. Şeref verdiniz. Bu vesileyle de ben sizin simanıza bakarak bir tanıma baba altında, Allah razı olsun, siz de beni kırmadınız. İşte bir işiniz vardı, oraya gidin. Ben de dedim falanca yerdeyim. Bugün sizi ben çaya davet ettim. Allah razı olsun, geldiniz. Bekliyordum yani. Sizlerden de şimdi efendim Bayburt'un hali belli oluyor. Sağ olsun işte bu anda ben de devlet memuruyum ama izindeyim. Artı halk ozanıyım. 35 senelik halk ozanıyım. Aynı memleketimdeyim. Memleketimde kametgahım halen buradayım. Bir tarafa ayrılmadım. Sazımla sözümüzle memleketimizi önce can, sonra canandır. Eğer vatanını seversinse memleket sevgisiyle başlar, vatan sevgisi. Onun için vatan budur. İnşallah sizlere bir şeyler de okuyacağım. İnşallah. Bu vesileyle ben Aşık Süphani olarak yeni bir kitabım çıktı. Evet. Ona Yanarım isminde. Ama Aşık Süphani neye yanmış? Bu kitabımı alıp okuyanlar onun içinde onu bulacaklar. Ya biz bu memleketlerin ozanıyız. Dedim ya, önce can sonra canandır. Bayburtluyum, şeref duyuyorum. Ha, Bayburt'un da alnımın akıyla böyle yüzümü karartmadan her girdiğim yerden de dereceli bir ozanın, dereceli bir aşığım. Piyasede de eserlerim var. İşte o zaman kaset vardı. Ondan sonra band vardı. Şimdi CD'ler çıktı, şimdi albümler çıktı, nemleler. Ben de bunları yaptım. Kitap yazdım. Bir kitap işte, ikinci olarak bu kitabımı yazdım. Allah nasip ederse bir tez hazırlığı içindeyim. Ölmezse kalırsamsa. Buradan Bayburtlara da sizin aracılığınızla duyururum. Bu vesileyle de yanında bacanağım dedin. Muharrem Bey de hoş geldin. Şeref verdin. Sayın mühendisim. Büyükşehir Belediyesi'nde, İstanbul'da. Allah nasip ederse bir gün de orada onunla karşılaşırız bu herif. İnşallah. Evet. Dedim ki, şimdi kitabımdan sizlere bir şiir okuyayım. Aklıma gelen de dolar gözlerim. O eski günlerim nerede hani? Eşimi, dostumu vallahi özlerim. O eski günlerim nerede hani? Çoban, çoban sürüsüyle her zaman ağa, anam azık ederdi giderdik dağa. Kaşık sallardık aynı çanağa. O eski günlerim nerede hani? Karnımız doyardı ayrılan paya, şükürler ederdik bir bardak çaya. O zaman vardı edepli haya, o eski günlerim nerede hani? Kimi variyetli, kimimiz fakir, beraber büyüdük yetimdi şakir. Gönül gözü toktu değildi hakir, o eski günlerim nerede hani? Kederi, hayırı ev ev yayardık, kim var kim yok diye tek tek sayardık. Aşık oynar kışın hizeh kayardık, o eski günlerim nerede hani? Odalarda vardı hekatlı oyun, düğün başlamadan kurulur toyun. Göveyi kaçıran isterdi koyun, o eski günlerim nerede hani? Sevan sevdasını kalbinde gizler, nişanlı gurbette çok mektup gözler. Maniyle yazılmış iffetli sözler, o eski günlerim nerede hani? İnanç bağlarımız kuruyup soldu, evlenip ayrılmak çok moda oldu. Yanımız yöremiz bilmem ne doldu, o eski günlerim nerede hani? Oğullarım nerede görmüyor gözüm, internet başında olanca çözüm. Geline kızlara geçmiyor sözüm, o eski günlerim nerede hani? Tikelip diyerler bizden senene, siz de rahatlık olduz dedeyle nene. Süphani sahip ol sen şu çenene, o eski günlerim nerede hani? O eski günlerim nerede hani?
eski günlerimizi ben böyle yansıtmıştım. Ben böyle kalemime çektim. Dedim ya, bizler ozanız. Neyin ne olduğunu bilen kişileriz Allah'ın izniyle. Ki az önce vatandan bahsettik. Vatan, vatansız millet, milletsiz vatan olmaz. Onun için sizlere ben bir de bir vatan şiiri okuyayım. Kardeşim, kusura kalmayın. Şimdi din yaşamak insanın kültüründen başlar. Dinimizi yaşamak. Eğer bizler kültürümüzü yaşıyorsak Allah'ın lütfuyla dinimizi de yaşarız. Onun için kimse kimseyi kandırmasın. Yine diyorum, kimse kimseyi kandırmasın. Buradan özellikle kendi hemşehrilerime diyorum. Bu ozanlara, bu aşıklara, mesela Bayburt'ta siz bana sordunuz Kadir Bey. Bu iş daha senden var, doğru. Ama resmi olarak bu işi ben yürütüyorum. Çünkü ben Kültür Bakanlığı ozanıyım. Elimde dokümanlarım var, saydım. 35 senedir benim birikimim var. Bayburt'un 189 pare köyünün hemen hemen 170'ini sazımla gezmiş insanım. Aşıklığım öyle başladı benim. Dedim ki, Leyla'mdır Türkiye, Mecnun'um anla. Bu vatan bizimdir, bizim kalacak. Sevdalı yıkamış toprağı kanla, bu vatan bizimdir, bizim kalacak. Nice saltanatlar devrilmiş hanlar, yolunda kurbandır çok güzel canlar. Vatan sevgisini anlayan anlar, bu vatan bizimdir, bizim kalacak. Marmara boğazlar alkızıl kandı, Kara Akdenizler hırçın çalkandı. Edirne'den Kars'a bize kalkandı, o bu vatan bizimdir, bizim kalacak. Allahu Ekber de gösterdi arşı, Çanakkale mazim düşmana karşı. Aşkınla yazıldı İstiklal Marşı, bu vatan bizimdir, bizim kalacak. Oğul, oğul evermişem, vermişem kızım. Kürt, Alevi, Sündür, Lazı, Çerkezim. Bir bayrak altında ana merkezim, bu vatan bizimdir, bizim kalacak. Kim bölmek isterse karşı dururum. Sazım silahımdır, vallah vururum. Süphani, süphani ölsem de yıkmam gururum. Bu vatan bizimdir, bizim kalacak. Bu vatan bizimdir, bizim kalacak. Gözüne sağlık, ağzına sağ sağlık. Sizlere de teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Benim kanalımıza misafir oldunuz. Cahiliyet benlik iter batağa. Aklı başa gelen kalkar atağa. Senelerdir komşum düşmüş yatağa. Yanına gitmedim ona yanarım. Döndüm kendime. Dedim ki uyan ey süphani acap demahın neye? İtiraz ederdim boşa her şeye. Çok hizmet eyledim ağıya beye. Ulan fakire yetmedim ona yanarım. Bu şiirimin iki kıtasını okudum, diğerini okumadım. İnşallah alacak olursalarsa onları da onlar okusunlar. Evet, sağ olun, var olun. Eyvallah, Allah razı olsun. Ne güzel, iyi ki siz de memleketinize gelmişsiniz. Sıla-i Rahim, güzel bir olay. Bu vesileyle kardeşim, kimse kimseyi yanıltmasın. Ben hele insanın gözünün içine bakar, kaypaklık yapmam. Önce can sonra cana memleketini seveceksin. Allah razı olsun ki geldiniz, sılanızı gezdiniz. Sizler olmasaydınız tanışmak da, konuşmak da, muhabbet de, muhabbetle doğar. Muhabbetsiz bir şey yok. Sizlere teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Süphane olarak herkesi buradan saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah razı olsun.